Herkese merhabalar. Ben Nail Furkan. Öncelikle kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar, yapılması gereken işler falan var. Onları yapacağız. Ufak tefek işler olacak tabii ki ama ya şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi küspelik. Bayağı bir batkın. Pis bir durumda. Çünkü küspenin üzerinden çürüyen işte kalıntıları falan olsun, onların hepsini temizlememiz gerekiyor. Yarın bir gün işte harman geldiği zaman, saman yaptıracağımız zaman da buraya biz saman şey yapıyoruz, döküyoruz. Saman döktüğümüz için de burası böyle durmaması lazım. Burayı güzelce temizleyeceğim. Temizledikten sonra da tabii ki yabana bunları yıkıp geleceğim. Bunları hasa dolduracağız. Yani arabaya dolduracağız. Şimdilik burayı güzelce bir temizleyelim. Burayı bir halletmiş olalım arkadaşlar. Baya bir buranın işi var. Aşağıdan videoyu beğenerek ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım. Güzel bir videoyla beraberiz dediğim gibi. Havada biraz böyle esiyor. Serinlik var gibi. Şöyle. Ah, düştü. Arkadaşlar, burayı temizleyeceğiz. Şu bahçenin yine otları büyüdü, orası falan dikilecek. Biz biçtikçe, yağmur yağdıkça da otlar yenileniyor. Bu yüzden güzelce burayı, ilk önce burayı temizleyip ondan sonra da yarın ya da bir gün otları biçeceğim. Valla bu şekilde. Şimdilik ben şu kapıları falan açayım, edeyim. Ondan sonra şunu yüklerken de sizlere göstereceğim zaten. Arkadaşlar, kapıları falan açtım. Şimdi yüklemeye başlayacağım. Bu arada arılar da var ya. Eşek arıları var.
Arkadaşlar ya atabildiğim kadar attım ama kepçe almıyor artık. Mecbur kepçeyle böyle yanaşacağım, elle atacağım. Yani başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu yüzden kepçeyle yanaşacağım, elle atıvereceğim. Ama ilk önce şunları bir araya toplayayım. En azından ondan sonra da kepçeyle atmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki bütün küspe kalıntılarının hepsini yükledim. Son bir kepçeyi de yüklüyorum. Sadece burada kaldı 2-3 kepçe kadar. Bunu da yükledikten sonra bunları yabana atmaya gideceğim. Tertemiz oldu. Ve bitti. Son yarım kepçe. Arkadaşlar dediğim gibi ya 2 ya 3 dedik ya. İşte 2,5 kepçe falan çıktı. Buradan da. Şimdi bunu da atacağım. Buralar güzelce kapılarını kapatacağım. Sonrasında da köyün arkasına gideceğiz. Oraya da bunların hepsini oraya boşaltacağız. Ondan sonra işimiz bitiyor. Küspe işi. Bakın ne kadar çıkmış. Yarım otoyabas falan var herhalde ya. Hemen hemen. Yarım otoyabas falan var. Şimdi şu küreyi de şuraya atalım. Diğer küreyi de atayım. Sıcak bu arada ya. Tamam, küreyi de attık. Şimdi şu son kepçeyi de yıkalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Evet, yola çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar tabi şöyle köyün arkasına geldik. Şimdi bu arabayı böyle boşaltacağız da. Şimdi bir yandan şöyle tutayım. Şimdi elle boşaltacağız. Arkadaşlar küspe imkanı yok, atılmıyor ya. Bakın daha ne kadar attım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi normalde yan kapakları açacaktım, böyle kakalayacaktım. Şimdi arabanın babaları falan sökülecek ya, hiç uğraşmayacağız. Direkt motoru salacağım, kepçeyi içe soktuğumla arabanın asılı asılı vereceğim ki hemen iyisi en azından çoğu gitsin, azı kalsın. Onu bir deneyeceğim arkadaşlar şimdi. İlk önce bir arabayı salmam gerekiyor tabii ki. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Ne yapacağız? Mecbur elle indirmeye devam edeceğiz. Araba damperli olsaydı direkt damperi kaldırdığımızda yuka verirdik ama işte mecburen elle atacağız.
Fazla da kalmadı da. Hadi bakalım o zaman. Ben buraya bir atayım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün kısmı kalıntıların hepsini attım. Şimdi şu tayla şu arabayı da kalıp biraz öne çekelim. Arabanın kapağını falan örteceğim. Biraz zor oldu ama indirdik. Evet arkadaşlar, şimdi bir gün sonrasından devam ediyoruz. Dün küspe kalıntılarını götürdük, attık. Şimdi tarlaya geldik. Pancara boru sereceğiz. Büyük ihtimal bayramda falan sulamaya başlayacağız gibi görünüyor. Çünkü ara çapası çekildi. Ondan sonra çapacılar geldi, çapasını yaptı işte. Zaten çapa da belli oluyordur. Şimdi şu arpanın içinden boruları çıkaracağız arkadaşlar, bu tarafa aktaracağız. Ondan sonra ileride borular, davancalar falan var. Onlar falan sereceğiz. Yani tamamen bu şekilde. Şöyle arpayı göstereyim sizlere. Arpa da baya baya kurudu. Tabi burası kenar tarafı ama ortaya da girip bakmak lazım. Ama yani arpalar kurudu, bayramdan sonraya falan işlenir arpalar. Arpanın içindeki hat çıkardık. Şöyle borular var, onları falan sereceğiz. Ondan sonra arpanın içinde ana borular var, 25 tane falan. Onlar çıkacak. Şimdilik işimiz bu kadar sürecek. Ondan sonra işte başka işlerimiz var, onları falan halletmeye çalışacağız. Şimdilik şu boruları bir serelim, işini bitirelim. Evet arkadaşlar, camiden çıktık. Ondan sonra petrol ektik, biraz oturduk falan. Şimdi eve geldim de hava sıcak ya, otları şimdi biçemem. İneklere baktıktan sonra falan biçmeyi düşünüyorum. Çünkü aşırı sıcak var. Sıcak olduğu için de maalesef şimdi biçemeyeceğim. Zaten saat 3'e geldi. Şimdi şuna benzin yağını koyalım. Ondan sonra ot biçeceğim. Nereye biçiyorsun? Dedim günüm bahçeyi. Dedim günüm bahçeyi biçeceğim. Tamam, bir şey olmaz. Döpme oğlum, dışına döpme oğlum ya. O kadar da bir şey. Bak. Ne? Ya döktün mü? Evet, döktüm. Bu depoyu dolduracağım. Şuradan denilecek gibi şu. Oraya aç onun ağzını.
Ben basacağım şuna. Sen oraya şey çıkıyor, yukarıya çıkıyor. Aa, buradan derindi valla. Nerede? Süpürgen var mı Leo? He? Bokladık burayı lan. Gördünsün değil mi? Hadi sağ ol, ben sağ ol yapayım ya. Tamam hadi. Arkadaşlar şöyle dökeceğiz. Karıştırdık. Dışına döktüm. Daha iyi. Bana daha dün taştı. Çok doldurmuşuz. Biraz da şimdi dökülecek. Dök. Arkadaşlar şimdi birazdan ot pişmeye başlayacağım. Gözlüğü unuttum. Gözlüğü alayım, ondan sonra devam edeceğim. Şok yok mu da? Hadi. Vuruyor mu? Hadi iyi kovursanız gele. Şuradan şöyle. Hadi. Beynim ya da. Sen bak. Gel hele. Senin aldın dayı. Alik sen. Sen ne aldın? Beraber aldık. Ha, beraber aldık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz de güle güle siz de güle. Hadi sağ olasınız. Hayırlı bayramlar. Allah'a olsun. Sağ da. Arkadaşlar. Şimdi dedem gelin bahçeyi biçtim. Komple. Baya bir otlanmış da. Şimdi şurayı böyle biçeceğim. Şimdi biz burada kurban falan keseceğiz ya. Burayı biçeceğim. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Dedemgil'in evinin arka tarafı var. Arka tarafını falan biçeceğim. Ön tarafını biçeceğim. Yani bu bahçeyi de komple biçebildiğim kadar biçeceğim ki arkadaşlar tertemiz olsun. Çünkü biz burada kurban keseceğiz ya. O yüzden tertemiz yapmak zorundayız. Bu şekilde olacak. Şimdi otları biçtim. Malum burada kurban kesilecek. Zaten her sene kesiyoruz da otları biçeyim ki tertemiz olsun, daha rahat keselim. Bu arada hem yakıtı çok az kaldı. Hem de misinası da koptu zaten. Şurayı böyle komple biçtik, tamam mı? Hazır biçmişken şöyle bahçeyi de biçtim. Bakın buraya da yapmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle bahçeyi komple biçtim arkadaşlar, tertemiz yaptım. Ondan sonra evin arka tarafını biçtim. Orayı da sizlere göstereyim. Bayağı oralar var ya, hem otluydu hem dikenliydi. Şöyle göstereyim. Dışarıya çıkmaya gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz oldu. Yani elimden geldiği kadar yine biçmeye çalıştım. Yapmaya çalıştım. Bu arada ellerim yine tutmuyor. Daha önce şurada ileride havlu var. Oraya biçtik ya. Orayı biçerken de aynısı oldu da. Şimdi ellerim uyuşuk.
tutmuyor yani. Az bir şey böyle tutuyor, az bir şey tutmuyor. Vallahi arkadaşlar işte böyle biçtik. Bakın bayağı toplamış böyle buraya otu. Bayağı toplamış. Bunu temizlemek gerekiyor ki daha sonra böyle kurumasın. Yani elimden geldiği kadar temizlemeye çalışıyorum ama yine de biçerken de kuruyor arkadaşlar. Kuruduğu için de böyle kalıyor. Vallahi elimden geldiği kadar şöyle güzelce temizlemeye çalışacağım. Yani fazla da olmuyor zaten. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bütün işleri bu videoya sızdırmaya çalıştım. İşte küsme kalıntılarını falan götürdük. Boru falan serdik. Dün aşırı bir fırtına çıktı. Yağmur falan yağdı. Onu çekemedim sizlere. O arada ben ineklere falan bakıyorum tabii. Yani dünkü fırtına var ya, görmeniz lazımdı. Yani yağmurun yağdığını, o yukarıdan yağmur yağar yani. Böyle nasıl yağdığını görebiliyoruz. O derece böyle yağmur yağdı. Fırtına vardı. İnşallah hayırlısı olur. Şimdi hava biraz serin, güneşli ama hava serin. Arkadaşlar ve bugün de otları biçtim komple. Bayağı tertemiz de yaptık zaten, görüyorsunuz. Yani arkadaşlar bu şekilde yaptık. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Aşağıdan bolca beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bu arada bugün de Arife günü, yani yarın bayram. İnşallah arkadaşlar siz bayramın birinci günü bu videoyu izliyor olacaksınız. Yetiştirmeye çalışacağım. Yani bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Dediğim gibi herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın diyorum.